Sokağımızı nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? O ruhu yaşatabilmiş mi? Muhteşem bir sokak, muhteşem bir ruh. Biz çekmediğimiz acının türküsünü yapmadık demiş. Evet, huzura hazır on cemiyet irfan. Laindir, kafirdir, dinsizdir şeytan. Şeytanın lainliğine, kafirliğine, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Ben bir hoş geldiniz diyeyim, sizler alkışla hoş bulduk deyin. Hoş geldiniz. Biz zaten Antepliyiz. Şöyle ta bir 10-15 yıl gerisine kadar geldiğimizde Antepli sayılırım. Başkanımız da burada. Yani Antep'in dağını, taşını, ovasını hepsini iyi biliriz. Ankara'dan veya İstanbul'dan hareket ettiğinizde Antep'in havasını almaya başlıyorsunuz zaten. Buradaki Ramazan atmosferini nasıl buldunuz? Onu da kısaca değerlendirirseniz çok memnun oluruz. Yani öyle bir atmosfer ki ben böyle bir şey beklemiyordum tabii. Bir Ramazan sokağı dediler de. Teravih'ten çıkar çıkmaz hemen başka bir atmosfere geçeceğimizi bu kadar hızlı, öyle bir hızlı geçiş yaptık ki teravih ne kadar böyle huşu içerisindeyse çıktığımızdaki ortam da bir o kadar neşeliydi. Yani Antep havalarını hemen geçtik orada. Hamdolsun burada da gençlerle birlikteyiz. Ama bu kadar böyle doğal bir ortamda Antep'in tüm güzellikleri, kalbi gibi, Antep'in doğası gibi, gençleri de aynı şekilde, insanlar aynı şekilde. Ben hepinizi yürekten selamlıyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Ben Cumhurbaşkanımızın da ben emaneti hemen üzerimden müsaadenizle size emaneti iletmiş olayım. Cumhurbaşkanımızın da selamlarını, bolca selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini getirdim. Hepinize selamları, muhabbetleri var. Bu vesileyle de bayramınızı tebrik ettiler. Ben o emaneti de iletmiş olayım şimdi de. Gençler bizim, biz her zaman söylüyoruz, sadece geleceğimiz değil. Gençler bugünümüz ve yarınımız. Bunu söylerken de biz laf olsun diye söylemediğimizi en iyi bizim gençliğimiz biliyor. Biz gençliğimizde şöyle yetiştik hep. Hani hep de sorgulardık bunu. Biz o zamanlar böyle başka hayallerin, başka ideallerin böyle onu hayal ederdik. Bugün elinizde olan, elimizde olan birçok şey. Ayasofya onlardan birisiydi bizim için. Böyle Ramazan gecesi ya. Taksim onlardan birisiydi. Güzellikleriyle birlikte. Ve şu anda bakın burada hep beraberiz. Bu ortam o hayallerin sonucu, inşallah siz de bugün kurduğunuz hayalleri gelecekte gerçekleştireceksiniz. Biz hep şunu derdik o zaman, bize de bu denirdi. Hani ne diye oyunda oynaşlasın diye başlardık da Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın diye böyle serzenişte bulunurduk. Ama şimdi biz bu hayalimizi de gerçekleştirdik.
18 yaşında oy verme yani seçme ama aynı zamanda da seçilme selahiyetini sizlere getirmekle size olan güvenimizi Cumhurbaşkanımız bilfiil çok net bir şekilde bunun yanında arkasında durarak bunu hayata geçirdi. Dimdik ama diklenmeden ayakta duran bir gençlik var. Eğer biz burada bu kadar bir arada barış içerisinde, birlik, beraberlik içerisindeysek bu barışın hakim olmasından, terörün üstesinden gelinmesinden kaynaklanıyor diye. Ama şimdi hamdolsun Türkiye öyle bir noktaya geldi ki biz herhangi birisinden, herhangi bir yerden bu ülkedir, şahıstır hiçbir şey ifade etmez. Benim vatandaşımın, milletimin güvenliği ise konu hiç kimseden hiçbir icazet almaz Türkiye. Sınırının içinde veya dışındadır. Neredeyse gereğini yapar dedi. Dedik, yaptık mı? Hamdolsun. Onun için bugün hep beraberiz. Değil mi? Tokumuz geliyor. Yani kısmet olursa bu yılın son çeyreğinde o da artık ortaya çıkmış olacak. Bütün her şeyle hazır olacak. Sağlık sektöründe aynı şeyi yaptık mı? Orada da yaptık. Değil mi? Orada da Türk Ovak'ı çıkardık. Yarın artık kendi ilacımızı, kendi aşımızı üreteceğiz demek. Yani sadece bugününü konuşmuyor artık Türkiye. Artık 50 yıl sonrasını, 60-70 yıl sonrasını tasarlıyor. Bunu birlikte tasarlayacağız. Biz size güveniyoruz. Evet. Gaziantep Musiki Topluluğu'na bir alkış alabilir miyiz lütfen? Efendim, merhum Neşet Ertaş TRT'de bir programa konuk olmuştu. Bir sunucu hanımefendi Neşet merhuma şunu sordu. Dedi ki, siz de türküler yaptınız, zamanımızda da türküler yakılıyor. Şimdikiler saman alevi gibi unutuluyor. Sizinkiler neden dillere pelesenk olurken yeni türküler unutuluyor dediğinde Neşet Ertaş merhum o kadar kaliteli bir cevap vermişti. Dedi ki, kızım biz çekmediğimiz acının türküsünü yapmadık demiş. Antep bir bütün, bütüncül bir kalkınma modeli oluşturdu aslında kendi içerisinde. Biraz da sınır ile olmasından kaynaklı da tarihten gelen bir ticaret şeyi vardı. Turizmle bunu bütünleştirince, kültürüyle, sanatıyla bunu bütünleştirince başka bir güzellik oluştu. Şehrin kalkınmasıyla, şehrin güzelleşmesiyle bütünleştirince farklı bir modeli oluştu. Yani Cumhurbaşkanımızın en son geldiğindeki, düşünün 300 fabrikanın birden açıldığı bir şehirden bahsediyoruz. Alkışlar gelsin, tuhaf başlayabiliriz.
gözünün görünmez sırrı. Kalbin kalbe bir yol vardır, gözünün görünmez sırrı. İkimizin kalbi birdir, benimsin kalbi birdir. Sen benimsin, ben senin. Sen benimsin, ben senin. İkimizin kalbi birdir, İkimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben senin. Sen benimsin, ben senin. Buraya gelen her konuğumuza Ramazan sokağımız hakkında düşüncelerini sorduk. Nasıl sokağımızı nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, o ruhu yaşatabilmiş miyiz? Ya şöyle bir baktığın zaman zaten o ruhun ne olduğu çok belli. Muhteşem bir sokak, muhteşem bir ruh. Ramazan'ı inceleyip tüm şeyinize kadar, zerrelerinize kadar yaşıyorsunuz. Allah razı olsun. Yani teravihiyle, çıktıktan sonra o insanlarla böyle buluşmakla, onların dostluğuyla, sohbetliğiyle, eğlencesiyle. Muhteşem. Bir amacımız vardı. Eyüp Sultan'daki ruhu burada yaşatmak. Gerçekten bunu başardık sanırım. Gerçekten Allah razı olsun. Başkanımıza da dumanlı başkanımıza da teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Bir de Bekir Develi'yi bulmuşsunuz ki burada. Ya Bekir abi. Böyle ruh üflemiş böyle. Kırmadı. Bir ay boyunca buradaydı. Allah razı olsun. Ayaklarınıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sizin güzelliğiniz yansımış. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.